Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Damarlardaki tıkanıklığı kişi nasıl hisseder kendinde? Çünkü kendi ailemde ve çevremde yaşadığım konuşmalarda dile getirdiğimizde doktora gittim, ağrılarım vardı ama yapılan tetkiklerde 2 damar, 5 damar, 3 damar değişiklik kararındaki size gene hastaların cevap olması adına hocam ya, ne hissediyorlar ki ya size? Damar tabii yani tıkanmışsa bir damar zaten kalbe giden koroner damar tıkanmışsa zaten kalp krizi oluyor eğer evet. Tam tıkandıysa o anda. O zaten şiddetli bir göğüs ağrısı, işte sıkıntı, terleme gibi bayağı ağır bir tablo. Ama onun dışında yani kalp krizi olmadan neler hissedebiliyorlar? Yani büyük bir kısmı aslında çoğu hissetmiyor. Yani şimdi oradaki damar içindeki darlık zaman içerisinde, yıllar içerisinde gelişiyor. Yavaş yavaş orada ateroskleroz dediğimiz bir plak gelişiyor. O tam tıkanmadan ya da kritik bir seviyeye gelmeden genelde çok şikayet vermiyor. Evet. Kritik seviyede %70'e yakın bir darlık olmaya başladığı zaman o damarda önemli de bir yeri besliyorsa yani en büyük bizim bulgumuz efor esnasında göğüs ağrısı hissetmesi. Bu da neden? Çünkü istirahat halindeyken oradaki darlıktan geçen kan yetiyor istirahat halinde ama efor esnasında kalp tabii hızlanıyor. Hızlandığı zaman oksijen ihtiyacı artıyor, kan ihtiyacı artıyor. Bu sefer oradaki darlık o ihtiyacı karşılayamıyor ve hasta mesela diyeyim 100-200 metre yürüdü. Kalbi hızlandı, oksijen ihtiyacı arttı. Oradaki darlık buna yetmediği için hasta ağrı duyuyor. Yani evet. Buna angina pectoris diyoruz işte tıbbi olarak. Bu bizim en büyük bulgumuz. Koroner arter hastalığı için söylüyorum. Bunu zaten duyduğumuz zaman zaten genelde hiç böyle efor testine falan bile gerek kalmadan çoğunlukla direkt anjiyona hemen teşhis edebiliyoruz. Evet. En büyük şikayet bu. Ama bazen dediğim gibi çok atipik şikayetler de olabiliyor. Özellikle bayanlarda biraz daha atipik şikayetler olabiliyor. Nefes darlığı şeklinde olabiliyor. Bazen hiç şikayet vermiyor. Yani oradaki kritik, çok kritik değilse diyelim ki %60 darlık var. Çok daha önemli bir yerde tesadüfen değil. O zaman hiç şikayet vermiyor diyor. Evet. Bazen de kritik darlık oluyor. Bazı hastalarımız hiç şikayet duymuyoruz. Evet. Anjiyo, mesela tesadüfen anjiyo yapılmış oluyor. Bakıyorsun %80-90 darlık var 3 tane damarında. Adam hiçbir şikayetim yok diyor. Yani o da olabiliyor. Olabiliyor. Ama o şikayete çok takılmamak lazım. Bence burada esas önemli olan risk faktörleri. Kesinlikle. Ön planda tutmak lazım. Yani şikayet tabii ki çok önemli. Ama bazen hiç şikayet olmadan da işte özellikle genetik faktörler varsa ailenizde kalp krizi geçirmiş, bypass olmuş, stent takılmış kişiler var ise özellikle genç yaşta var ise, sigara içiyorsanız, şeker hastalığı var ise, obezite var ise maalesef bunlar bu tür kişilerin muhakkak çok şikayeti olmadan da rutin kontrollere gitmesi lazım. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.